Merhabalar, uzun zamandır hiçbir video yayınlamaya fırsatımız olmadı. Bu süreç içinde daha önceki videoda gösterdiğimiz alanda projemizin inşaatı ile ilgileniyorduk. Bu süreçte yaptığımız işler sonucunda projemiz şekillendi, üretim aşamalarımız netleşti, üretime de geçtik aynı zamanda. Bu nedenle şimdi size yaptığımız işleri göstereceğimiz video çekmek istedik. Yanında şimdi Uğur Kağancı, su ürünleri mühendisi, aynı zamanda ortağımız, arkadaşımız bulunmakta. Burada bizim biliyorsunuz ki iki tane aşamamız var. Bir akvaryum balığı üretimi, iki de spirulina üretimi. Ben spirulina üretimini anlatmaya devam edeceğim size. O bölümde neler yaptığımızı anlatacağım. Uğur arkadaşım da bana ve size akvaryum balığı bölümünde neler yaptığımızı anlatacak. Bizim içeriye geçelim. Testimize giriş yapıyoruz. Daha önce videoda anlattığımız gibi bu bölümde akvaryum balığı üreteceğimizi söylemiştik. Yine bu bölümde de spirulina üreteceğimizi söylemiştik. Buranın inşaatı tamamlandı şu anda. Spirulina havuzlarımız tamamen dolu vaziyette. Burada üretim, süzme, kurutma ve benzeri işlemleri gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda akvaryum balıklarımızda değişik türlerle birlikte tamamen faal hale geçmiş durumdadır. Ben şimdi sözü Uğur arkadaşıma bırakıyorum. Bize akvaryum balığı bölümünde neler yaptığımızı, aşamalarını ve gidiş hattını tek tek anlatacak. Umarım güzel bir video olur, açıklayıcı olur. 3. Akvaryum balıkları bölümüne geçelim şimdi. Burada aynı boy tanklarımız var, 14 tane. Devam edelim istersen. Akvaryum balıklarımızın çıkış suyunu buradan veriyoruz. Bir de Japon balıklarımız var, gelin bakalım. Burada Japon anaçlarımız var. Şimdi Fatih hocamız bunları bize getirmişti. Teşekkür ediyorum ona şimdi buradan. Burada molillerimiz var. Anaçlarımız yine. Yanında yavruları var. Fil kulak nefis testlerimiz var burada da. Büyüklü küçüklü. Japonlardan rafyalara aldığımız yumurtalarımızı rafyalarla beraber boş bir havuza alıyoruz. Buradan tekrar çıkımı için bekliyoruz. Aşağı yukarı 4-5 gün içinde yumurtalarından çıkıyor Japon yavruları. Burada şu an az miktarda ama inşallah daha fazlalarını alacağız. Burada moli yavruları var. Aynı zamanda anaç adayı olacaklar bize. Burada zebralarımız var. Zebralarımızdan bir kısmını kaybettik ama bir kısmı hala hayatta. Tekrar yavru almaya çalışıyoruz bunlardan. Yeşiller var, açık yeşil var. Lacivertler var. Sarı ve turuncu zebralarımız var. Burada yine anaç adayı Japonlarımız var. Bunlar da büyüyor gitgide. Burada da ilk getirdiğimiz, aldığımız Japon yavruları var. Kendimiz yumurtadan itibaren büyüttüğümüz. Şimdi filtrasyon sistemini anlatayım size. Buradan çıkan atık suyumuz geliyor buradan. 300 mikronluk elekte bu kürsün içine dökülüyor. Burada ilk süzüm yapılıyor. Kaba pislik alındıktan sonra ilk tankımıza buradan pompa yardımıyla çıkıyor. Ondan sonra burada 50 mikronluk bir yine bir şeyimiz var. Plankton bezimiz gibi. Buradan çıkan suyumuz buraya geçiyor. Burası biyolojik filtremiz diyelim. İçinde amonya, nitrit, nitrata dönüştürüyoruz. Daha sonra
buradan 3. tankımıza geliyor. Normalde asıl planladığımız şey bu nitrit nitratı da daha sonra bu boş alanda akvaponik sistem kurmayı düşünüyoruz. İnşallah ona da kısa sürede başlayacağız. Oradan nitrit nitratı arındırdıktan sonra bitkiler sayesinde tekrar 3. tanka verip burada oksijenlendirmesini sağlayıp tekrar temiz bir şekilde akvaryum balıklarına suyu vermeyi düşünüyoruz. Şu anki sistemimiz bu kadar. İnşallah ilerleyen süreçte akvaponik sistemi de yapınca onu da paylaşmayı düşünüyoruz sizinle. Evet. Mehmet arkadaşım olarak öğretiyorum. Şimdi biz de sıkırma bölümüne gidelim yavaş yavaş. Orada neler yaptığımızı, daha önce zaten sıkırma nasıl üretildiği, ev şartlarında da olsa göstermiştik. Şimdi bunu tesis üretimi olarak da nasıl yaptığımızı göreceğimiz yere gidiyoruz. Burada 3 tane havuzumuz var bizim. Bir tanesi üzerinden size ben üretimin şeklini anlatacağım. Burada gördüğünüz bir tane 2 tonluk tankımız var. Öncelikli olarak daha önce size videolarda gösterdiğimiz kimyasalların hazırlığı aşamalarını daha büyük bir sistem olduğu için o 2 tonluk tankın içinde yapıyoruz bu kimyasalın hazırlık işlemlerini. Sonrasında da yine sürüne kültürünü hazırladığımız kimyasal zarlık besin ortamı dediğimiz besin ortamına karıştırarak üreme koşullarını sağlamış oluyoruz. Biliyorsunuz sürünenin belirli bir hareket gereksinimi vardır. Bu hareket gereksinimi burada gördüğünüz dalga motoru dediğimiz motorla sağlamaktayız. Arada bulunan bu naylondan yapılmış bariyerde döngüyü sağlamak, sirkülasyonu sağlamak için gerekli olan alanı ayrımı sağlamaktadır. Bu şekilde biz sirkülasyonunu sağlıyor ve spirulina'nın gelişimi için uygun olan besin ortamını ve hareket ortamını sağlamış bulunuyoruz. Sonrasında gelişimi tamamlandıktan itibaren 2 tonluk tankımızı tekrar süzüm yapmak için süzüm aşamasında kullanıyoruz. Elektrodimizi ve benzeri şeyleri oraya kurarak burada süzümünü gerçekleştiriyoruz. Süzümü gerçekleştirilen ürünün dezenfeksiyonunu ve de kurutma işlemleri içinde ayrı bölgelerimiz var. Şimdi bunları burada bu şekilde anlatıyoruz fakat sürünenin asıl süzümünün gerçekleştirdiği zaman ve süzümü gerçekleştirdikten sonra kurutma dolapları, kurutma aşamaları, kurutmadan sonra da saklama, dezenfeksiyon ve benzeri gibi aşamaların hepsini bir sonraki videoda yapacağımız sunumla da size göstermek istiyoruz. Bir sonraki videomuzda bununla ilgili olacaktır ve şimdiden bilgisini vereyim. Şimdilik bu kadar. Yaptığımız işler, gerçekleştirdiğimiz tesisin görüntüsünü size paylaşmak istedik. Bugün bir tane de konuğumuz var. Konuğumuz İbrahim arkadaşımız. O da su ürünleri mühendisi. Projenin başından sonuna kadar bizimle birlikte oldu. Birçok konuda alışverişinde bulunduk, yardımlarını aldık. Ve bu nedenle de çok değerlidir arkadaşımız bizim için. Şu geldiğimiz aşamada onun fikrini de almak istiyoruz. Size de en azından dışarıdan profesyonel su ürünleri mühendisi başka bir arkadaşımızın fikrini buradan söylemesini sağlamak istiyoruz. Teşekkürler. Her şeyden önce klasik su ürünleri mühendisliğinde klasik anlayışın dışına çıktığınız için size teşekkür ediyorum. Sadece balıkçılık ve balık yetiştiriciliği olarak algıladığımız ya da algılanmaya çalışılan su ürünleri sektöründe bir ufuk açtığınızı düşünüyorum. Gerek akvafonik çalışması açısından, gerek akvaryum balıkları yetiştiriciliğini tekrar ele almanız açısından ve önemli bir değer olan spirulina'yı uygulamaya aldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda ve çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Bu arada şu anda Türk ve İslam alemi için çok önemli bir zamandayız. Mübarek Kurban Bayramı'nı
Hep birlikte tüm yakınlarımız, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımızı kutluyoruz. Biz burada bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Bu nedenle tüm bizi izleyenler, takip edenlerin de buradan Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Mübarek olsun. İnşallah Kurban Bayramı hepimize dostluk, barış, kardeşlik, bereketli ve de huzurlu bir dönem geçirmemizi sağlar. Buradan bunu da dile getirmek istedik. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Cümleten hepinizin bayramı mübarek olsun.